İyi akşamlar sevgili seyirciler. Transfer raporuna hoş geldiniz. Oldukça yoğun bir trafiğin içerisindeyiz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok kritik bir toplantı vardı. Limitlerle ilgili ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasını bekliyoruz bizler de sizler gibi. Ve iki kıymetli konuğumla birlikteyiz. Serdar Sarıdağ, Ozan Zeybek. Hoş geldiniz Sayın Zeybek. Foto Maç Gazetesi ve hem Milliyet hem Aspor yorumcusu sevgili Serdar Sarıdağ. Sen de hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Süratle başlayalım ve günün flash gelişmesiyle Beşiktaşları çok yakından ilgilendiren bir meseleyle başlayalım sevgili seyirciler. Mario Balotelli ile ilgili bugün önemli bir gelişme vardı ve o gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Hemen Serdar Sarıdağ ile transfer raporuna başlayalım. İşte Beşiktaş'ta Mario Gomez'in gelişmesi. Buyurun. Beşiktaş yönetimi Mario Balotelli ile her konuda anlaştı sevgili seyirciler. Ve artık son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da. Kararı Sergen Yalçın verecek. Yönetim Gomez'le anlaştı, iş bitti. Özür dilerim, Balotelli ile anlaştı, iş bitti. Ve Sergen Yalçın'ın artık son kararını bekliyor yönetim kurulu. Ben de Mario Gomez'e gitti yani aklım Gomez diye. Gomez seyrettiyse yayını yemin ediyorum futbola geri döner. Hakikaten o kadar istekli söyledim çok ki. Çok özür diliyorum. Evet, bu ara kafam hep oraya gitmiş nedense. Mario Balotelli ile anlaşıldı. Yönetim anlaştı. Ve son söz teknik direktörde. Deyip sözü Serdar Sarıdağ'a bırakayım. Arkasından Ozan Zeybek'te de devam edeceğiz. Evet Serdar. Şimdi tabii yönetim bu işi bir haftada bitirmedi. Bu ligin devre arasından beri yönetim Beşiktaş yönetimi Mario Balotelli ile uzun zamandır görüşüyordu zaten. Şenol Güneş döneminde bile görüşme olmuştu. Ama ha o gün ha bugün derken yönetim bugünlere geldi. İtalyan golcüyle her konuda anlaşma, prensip anlaşması bu tabii. Sağlam bir şekilde ilerledi. Şimdi bizde ıslak imza çok önemlidir. Aykut da bilir ıslak imza ne kadar önemli olduğunu. Sen ne kadar prensip anlaşmasına varırsan var. O imza olmadıktan sonra o senin oyuncun değil. Eskiden o imza olmadan da bu iş bitti derdik ama şu an biraz... Tabii ki adımlarımızı temkinli atıyoruz. Ama Sergen Hoca da artık top. Burada Sergen Hoca'nın kararı bekleniyor. Tabii Sergen Hoca'nın portföyü içerisinde yani düşündüğü isimler içerisinde Zeulis de var. Seferovic de var. Seferovic. Onlar tabii onun gözünde daha ön planda ama bu işin bir de yönetim kanadında maliyet tarafı var. Onlar biraz daha pahalı oyuncular. Kiralık gelebilecek oyuncular. Fakat Porto'da, Benfica'da öncelikle bonservisiyle. Hele Porto doğrudan bonservisiyle çünkü onlarda maddi sıkıntılar var. Ciddi problemleri var. Ama Beşiktaş'ta bu sıkıntı içerisinde bonserviste değil bir golcü sağ bek bile alamaz. Sol bek bile alamaz. Limitler ortada. Limitlerden de ne çıkacak bilmiyorum açıkçası. Yanılmıyorsam Balotelli boşta zaten. Bu evet. Noktada yönetim bu işi bitirdi. Ama tabii olayın teknik adam boyutu var. Sergen Hoca'nın son kararı bekleniyor. Yani nihai kararı bekliyor yönetim. Hocanın içine sinmesi lazım öncelikle Aykut. Hoca istemedikten sonra getirdiğin oyuncu hiçbir işe yaramasın. Balotelli dedim mi dünya çapında isim yapmış bir adam. Bütün dünya basınında zaten yer bulur böyle bir transfer. Sansasyonel bir şey olur. Beşiktaş'ın da bence bugünlerde Türk futbolunun böyle bir şeye ihtiyacı var aslında. Numarada bu konuda. Evet. Yani sıkıntılı oyuncular klasmanında bir ama numarada. Ama şimdi şu da düşünülüyor. Konuşuluyor. Ya onu oynatırsa Türkiye'de bir tek Sergen Yalçın oynatabilirdi. Neden? Ozan Tufan, Gökhan Töre futbolcu olduklarını hatırlattığı için. Fakat arada fark var. Yani biriyle, yani Ozan'la Sergen Hoca Türkçe onun kalbine dokunarak konuşur. Ama Balotelli'yle tercüman aracılığıyla konuşacak. Belki İngilizce ne kadar biliyorsa. Fakat o hissiyatı ana dilde konuştuğu gibi yakalayamazsın. Orada çok farklı bir şey var. Ben Balotelli'nin oyun karakterinden tut, kendi karakteriyle Ozan Tufan'ın çok farklı karakterler. Hı hı. Burada ciddi bir risk var. Şimdi hoca şunu söyleyebilir. Benim ilk sene, geçen sezonu sayma, yarım sezonu. Tabii, benim daha ilk tadım çıkaramadı. Benden ne bekleniyor? Şampiyonluk. Hı hı. Ben de şimdi dalgasız deniz isterim. Çarşaf gibi deniz isterim. Orada yüzmek isterim. Ben niye hem bir yandan takımı hazırlayayım, hem bir yandan oyuncuyu rehabilite edeyim. Hangi birini yapacak? Ama bir de şöyle düşün. Sergen Yalçın bence böyle bir riski almalı. Neden almalı? Zaten bu iş tutmayacak olursa mal ortada deriz yani. Anlatabildim mi? Adam zaten böyleydi. Risk aldı deriz. Ben yani Balotelli'nin gelmesinden yanayım. Euro'ya yıllık anlaşı deviriyor tabii. İtalyanlar böyle diyor ama
Hocanın ne dediği önemli. Hocanın ne dedi. Niye soruyorum biliyor musunuz bu soruyu da? Dedim ya biraz önce söylediğim gibi formadan bu parayı Beşiktaş gibi bir kulüp 15 gün içinde toplar. Nasıl? Yani yönetim formadan toplar. Bir tane transferlerin içinde bir tanesi taraftar transferidir. Onu da herhalde yönetim böyle görüyor. Bu bir taraftar transferi. Riske alınabilir. Daha önce hani Negredo'da bunu yapmak istedi. İşte parlatıp satalım. Olmadı. Mario Gomez'de bu olabilirdi. Fakat Mario Gomez feshetti gitti. Yani opsiyonu kullanmadı. Ama mesela Babel'de olabilirdi. O da uyanıklık yaptı. Brezilya'ya gitmedi. Yönetim böyle projeleri var. Yani alıp bunu bir tek Marcelo'da çok iyi başardılar. Ersan Ademgül'ün de çok iyi başardılar. Tosic de iyi başardılar. Fabri de iyi başardılar. Ama forvet hattında biraz sıkıntı yaşadılar açıkçası. Wellington daha henüz netleşmedi. O da netleşti. Ama tabii. Daha henüz imza aşamasına geldi gibi. Yani ıslak imzası gibi. Eksik. Islak imzası tefek, eksik. Pürüzleri var. Ensekala tamam. Değil mi? Evet o tamam. Ensekala tamam. Şimdi Balotelli tamam yönetim okey ama hocanın kararı. Ne dedik? Zeluiz Seferovic. Haris Seferovic. Bir santrafor mu iki santrafor mu şart? İki. Şart diyor. Şart diyorsun. Peki yani Sergen Yalçın planlamasını iki santrafor onu biliyorum. Sergen Hoca kimi istiyor? Balotelli yönetim istiyor, Sergen Hoca kimi istiyor? Zeluiz de Seferovic'i istiyor. Eğer imkan varsa. İmkan varsa. Tabii. Ya burada kulüp şeyi de önemli. Bütçe. Ama yani burada ben yönetimin Sergen Hoca'nın aksine bir karar alacağını zannetmiyorum. Ne ben de zannetmiyorum ben de. Evet ben de. Söyleyebilir. Hocam bak böyle bir durumu da var. Hani bu riske girelim mi? Bu tartışılır konuşulur. Ama hocayı zorla bir karar aldırtmaz da. Hoca zaten elini taşın altına sokuyor. İşte dün geceyi görüyorsun çıktı yardım kampanyasıydı. Efendimiz'in gelirken pek para konuşmadılar ekibiyle birlikte. Efendime söyleyeyim geldiğinde hani ya ben Beşiktaş'a şimdi gelmeyeyim de biraz ortalık düzelsin kredimi daha sonra kullanayım de diyebilirdi. Zor zamanda geldi. Ben geçmiş dönemde bu Beşiktaş'ın zor zamanda gelmeyen hoca gördüm. Evet. Yalnız ben bunu anlamıyorum yani. Zor zamanda gelme diye bir lafı kabul etmiyorum. Bunlar camiaya mal olmuş insanlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Bunlar seve seve ama gelirler. Bak şunu her zaman zor zaman diye bir şey yok. Şunu zaten hayatlarındaki tek hedef o kulüpte antrenör olabilmek. Şunu söyleyebilirdi. Ya ben daha sonra geleyim. Biraz daha toparlasınlar maddi olarak. Nasıl kimden bahsediyorsun? Sergen Yalçın'ın kredim var. Bu sene olmaz. Bir dahaki sene olur. Ama öyle demedi geldi. Ve senin dediğin doğru. Yani gelmeleri lazım tabii ki. Zeki Uzundunuk an telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hareketli. Uzan kardeşime de, Serdar kardeşime de selamlar. Selamlar abi. Selamlarımı iletiyorum. Hareketli döneme girdik hakikaten Sayın evet. Uzundunuk an. Var mı elinizde böyle önemli bir transfer bilgisi? Lütfen paylaşalım. Yok. Ya Balotelli'yi konuşuyorsunuz. Çok güzel şeyler söylediniz. Balotelli'nin Türkiye'ye gelmek istemesinin en büyük nedenlerinden biri kalecinin menajeri. Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler oyuncuma ilgi gösteriyor. Bu bizim için gurur verici diyor. Fakat Beşiktaş'ın Ergüyor Rico için yani 1.95 boyunda 27 yaşındaki kaleci için Galatasaray'dan daha hızlı davrandığı ve çünkü kalecinin bonservisi şu anda Sevilla'da temaslarını sıklaştırdı. Geçen yıl Paris Saint-Germain'de oynamıştı. Fakat Paris Saint-Germain opsiyon hakkını kullanmayacağını söyledi. Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş'ı tercih edeceğini söylemiş. Kaleci öyle bir durum da var Beşiktaş'la ilgili. Sinan Bolat ismi geçmişti Beşiktaş'la ilgili. Bunu biliyorsunuz Serdar Sarıdağ da söylemişti. Sinan Bolat'ın ismini çizmiş. Sinan Bolat'ı alacağımı demiş. Ersin'le oynarım daha iyi demiş Sergen Yalçın. Yani Sinan Bolat'ı veto yemiş o konuda. Onun dışında Galatasaray'da enteresan gelişmeler. Onu da söyleyelim. Galatasaray'da asıl gündem Falcao'nun gönderilmesi. Yani Falcao gönderilirse Hulk transferi bu kez ön plana çıktı. Niye diyeceksin? Hulk nereden çıktı diyeceksin. Daha önce biliyorsun hayal bile edilemeyen Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrası Galatasaray adeta bedava getirmişti. Şimdi aynı şekilde Hulk'ta böyle bir şey durum var. Çünkü Çin Futbol Federasyonu kulüplerle bir araya gelerek belirlediği makul maaş indirimi tasarısını belirledi ve buna göre 100 milyon yuan yani 12 milyon euro ve üzerinde maaş alan oyuncular %50 indirim yapacak bütün kulüplerde. Hatta her takımda sadece bir oyuncu 100 milyon yuan yani 12 milyon euro kazanacak. Bunun dışındakiler
daha düşük makul fiyatlara oynayacak artık. Kulüpler yeni sözleşmelerinde 50 milyon yuan yani 7,5 milyon euro üzerinde sözleşme evet. yapamayacak. Yani öyle diyorsunuz ki Şangay Ship'te oynayan Hulk da 6 milyon euroluk bir teklif vermişler Hulk'a Şangay Ship tarafından. O da kabul etmemiş. Tavan ücret demişler, kabul etmemiş. Ben o zaman Avrupa'da ben isteyen kulüplerden birine giderim. Galatasaray'ın Hulk sevdası geçen yılda vardı. Eğer Falcao'ya gönderebilirlerse Galatasaray Hulk'u transfer eder. Buradan da söyleyeyim. Yani nasıl Falcao Galatasaray'a gelecek demiştim şampiyonluk kutlamalarında. Burada da böyle bir durum var. Galatasaray'da Limina'nın kiralanması yeniden gündeme gelmiş. Çünkü Terim'in çok fazla sakatlandığı için yeni sezonda kadroda düşünmüyordu ama alternatif isimlere baktıklarında hem yüksek ücret ve doğru dürüst cevap da alamamışlar kiralanma konusunda. O yüzden Southampton'da oyuncunun ödemelerini düşürmek için Gabonlu'yu yani Lemina'yı tekrar kiralamak istiyor. Hatta Lemina bir dönem Sergen Yalçın'ın da yani Beşiktaş'a dönermişti. Fakat Sergen Yalçın yüksek maliyeti nedeniyle Lemina'yı veto etmişti. Peki Fenerbahçe ile ilgili var mı bir gelişme? Daha var. Peki tamam. Biliyorsun menajerler şu anda özellikle Galatasaray'ın kapısına aşındırıyorlar. Çünkü transferde eli rahat Galatasaray'ın harcama limitlerinde. Yaklaşık 100 milyon lira gibi bir rakam bütçesi var. Menajerler bu yüzden Galatasaray'a Elif Elmas'ı önermişler. Kiralık olarak getirmeyi önermişler. Napoli'de beklentileri karşılayamadı biliyorsun. Galatasaray'da Seri'nin yerine orta sahanın ortasında çift yönlü oynayacak bir oyuncu arıyor. Elif Elmas uygun şartlarda kiralık olarak getireceğini söylemiş menajeri. Terim de Elif'in menajeriyle görüşen Şükrü Hanedar'a uygun şartları varsa düşünebiliriz demiş. Onun dışında asıl bomba Abu Bakar. Ayda. Çünkü Fatih Terim hem Falcao'nun hem de Çakne'nin gitmesini istiyor biliyorsun. Falcao giderse Mandzukic tarzı bir forvet istiyor asıl istediği bu. Çakne giderse de yedek kalmayı sorun etmeyecek forvet arıyor. Terim'in önüne Abu Bakar ismi geliyor. Çünkü rakamlar şu anda çok uygun. Biliyorsun Beşiktaş'ta 3.3 milyon euroya oynuyordu. Sakatlığı da geçti. Geçen yıl 8 maçta oynadı. Son 8 maçta Galatasaray'da şu anda 1.5 milyon euroya Galatasaray'a getirebileceğini İsrailli menajeri Şükrü Hanedar'a söylemiş. Ama bunun dışında eğer Vedat Muriç giderse bu İsrailli menajer Fenerbahçe'nin de kapısını çalmış. Aynı zamanda Abu Bakar Alanya Spor'a da teklif edilmiş. Yani 3 kulübe birden teklif edilmiş onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de de bir stoper adayı vardı biliyorsun. Son olarak Fenerbahçe'yi de toparlayalım evet, hızlı hızlı Sayın Uzundurkan. Evet Malang Sarr diye stoper vardı biliyorsun 21 yaşında Fransız. Şu anda boşta sol ayaklı bir stoper. Emre Belözoğlu bu oyuncu ile ilgili eğer alabilirsek 5 sene stoper sıkıntısı çekmeyiz demişti. Ama Senegalli stoperin menajeri de Barcelona ve bazı önemli büyük kulüplerden, Inter gibi kulüplerden de teklif beklediklerini söylemişti. Fenerbahçe'de geri adım atmıştı ama şu ana kadar ne Barcelona'dan ne Inter'den hiçbir teklif alamamışlar. Sarı'nın menajeri de önümüzdeki en iyi teklif Fenerbahçe ve Fiorentina'dan geldi demiş Malang Sarr'a. O yüzden bu oyuncu da ya Fenerbahçe ya Fiorentina'dan birini artık seçecek bakalım göreceğiz. Peki. Bu arada biliyorsun Luis Gustavo için Lyon kapıya dayandı Fenerbahçe'nin kapısına. Ama Fransız VMC radyosu da diyor ki Luis Gustavo'nun transferiyle ilgili Lyonlulara burada yorum yapmışlar. Bu transfer çok zor diyor. Çünkü Brezilyalı oyuncunun yani Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'den ayda 400 bin euro kazandığını iddia etmişler. Ayrıca bonuslar olduğunu söylemişler ama bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası onu söyleyeyim. Şimdilik. Peki. Bir de Atletico Madrid'in Falcao'nun tekrar takıma dönmesi için planlar yaptığı da iddia ediliyor. Bu da linkli bir haber. Bugün böyle bir haber de vardı. Gerisini de foto maça bıraktım diyorsunuz abi. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Var olun. Zeki abi de Hulk mesela bence özne. Hulk
Yani Hulk da zaten hep aşağı yukarı her sene yazıldı, çizildi. Galatasaray'a yazılıyor. Galatasaray'a belli periyotlarda işte Fenerbahçeli adı geçti. Ama burada en önemli sorun ki Falcao'nun bir an evvel satılabilmesi ve orada da bayağı bir sıkışık durumda şu an. Ve oyuncunun da burada mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Pek Falcao'nun tabii. Ayrılma niyeti olduğunu da görmüyoruz açıkçası. Yalnız Aykut, Hulk'u da almaya düşünen bir kulübümüz olursa bu Galatasaray'da olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Onlar da yine bu Beşiktaş'ın düştüğü ikilemeye düşebilirler. Aynı tam olmasa da benzer sıkıntılar Hulk'ta da var. Değil mi? Tabii. Hulk da yani çok normal bir sporcu değil. Balotelli mi daha normal, Hulk mu? daha tercih edilir. Ama bu, şu da olabilir. Balotelli'yi gösterip gözü korkutup ondan sonra Hulk'u satabilirler yani Türkiye'ye. Bak, o da başka. O da başka bir bakış açısı. Yani Balotelli bir heyecan getirir Türk futboluna, Beşiktaş camiasına. İşte Hulk yine bir heyecan getirir. Falcao nasıl bir geldiyse. Bir ara Mandzukic ismi de dolaşıyordu. Mandzukic de hala konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Ama yani işte burada bakın maliyet çok önemli. Sen Mandzukic'i alıp hani bağış kampanyası yapıp Necip'te olsan da indirime gidip Mandzukic gibi bir adam 3-4 milyon euro bir para alırsa olmaz. Orada sıkıntı yaşanır. O Beşiktaş'ın şu anki felsefesine aykırı. Ama bunları yapıp da işte Balotelli veya X bir oyuncu işte 1,5 milyon euro ya da en fazla 2 milyon euroya golcüye verirsin derler ya. Onu yapıyorsan tamam, bu sıra dışı bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey. Şimdi bir şey daha sormak. Hocalara getireyim biraz konuyu. Teknik adamlara getirelim konuyu. Evet. Az önce de işte Sergen, yani hocaların karar verebileceği bir şey aslında transfer, hani baktığımızda kimilerine göre bu böyle değil, yanlış. Hı hı. Kimilerine göre hayır efendim yönetim yapar transferi, hoca çıkar takımın başına sahaya. Hı hı. Hayır efendim sportif direktör yapar. Sportif direktör hocayı alır, ikisi karar verir, yönetim sadece kasanın ağzını açar. Burada böyle bir gelgit yaşanır. Mesela Premier Lig'de öyle değil. Premier Lig'de değil mi bir sistem vardır. Yönetim yapar transferi, hoca ona göre gelir. Bizde durum daha farklı. Bizde biraz farklı. Biraz yani Türk olarak da yapımız da çok farklı. Burada yani bizde daha çok hoca, ataerkil deriz ya, hoca erkil bizdeki işte. Yani hoca burada çok önemli. Hocayı beğenmediği, istemediği bir oyuncuyla bu sezona, yeni bir sezona sokmanız çok büyük bir risk. Yani bu istenmeyen evlilik gibi bir şey oluyor aslında. Adam başka yollara sapar yani o tarzdaki olayda. Kaşı, gözü, korner vuruşu, sahada duruşu bile her şeyi batar ondan sonra. Tabii. Yani ilk önce burada ama yönetim çok önemli. Yönetimin akılcı olup yani böyle bizim gibi veya gazetelerde veya dışarıdaki sohbetlerle, aracılarla veya şeylerle değil. Birebir hocayla ciddi bir toplantı yapıp ilk önce hocayı ikna etmeleri lazım. Zaten bunu da birkaç gün içinde yapmaları lazım. Hani Anadolu'da bir laf vardır ya, mal yoksa mındar olup gider. O yüzden ciddi olarak kendi aralarında bir çözmeleri lazım. Çok da fazla konuşulursa can da başladı sıkar, işte. Bence yanlış başladı yani. Anlatabildim mi? Yanlış başladı. Önceden ilk önce ikna edilip de ya da 3 tane şu olur aslında Aykut, yani hoca 3 tane isim verir. Alabiliyorsanız ilk önce bunlardan birini alın. Bir numarada Serdar'ı istiyorum. Birinci sıradaki adayım bu Serdar. Benim oyun felsefeme uyan, bizim takıma uyacak kişi. 2 numarada Aykut. Serdar'ı alamazsan Aykut al derler. Aykut alamazsan Ozan al derler. Ha, o bence zaman bu yolla gitmediler yani. 3 isim var. Zeluiz, Seferovic, Balotelli. Hoca da bu ikisi olmuyorsa Balotelli'de yapacak bir şey yok gibi mi? Bence hocanın listesinde bu yok benim anladığım kadarıyla. Hoca bugüne kadar bu ismi hiç zikretmemiş bence. Bu biraz emrivaki işe kaçıyor gibi. Sergen Hoca'nın kişiliğinde de bu iş ters teper diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Aykut'un dediği sistem Premier Lig'de, La Liga'da, Almanya'da o futbolun kurumsallaştığı yerlerde olan bir şey. Oranın scout yapılaması, scout yapılaması. Altyapısı, altyapı gibi. CEO'su, genel müdürü, her şey. Maaşlar ayında birinde yatar. İkisinde tatile denk geldi mi yattı mı özür mektubuyla birlikte gelir maaşın evine. Özür dileriz bir günlük gecikmeden dolayı. Orada sistem işliyor. Şimdi burada öyle değil. Burada ne oyuncu, çoğu kulüpler için söylüyorum, şirketleşmiş kulüplerde değil de Sergen Hoca'nın oradaki ünvanı sadece teknik direktör Sergen Yalçın diye kalmaz. Aynı zamanda sportif direktördür, aynı zamanda transfer komitesi başkanıdır, aynı zamanda tesis müdürüdür, her şeydir. Altyapının başındaki adamdır, her şeydir. Çünkü arkasında öyle bir itici güç var ki birçok yöneticide, birçok başkanda olmayan güçtür o. Peki. Taraftar gücü. Dolayısıyla burada yani Sergen Hoca'nın karşısında zaten öyle bir yeni bir yönetim bu. Hocam nereye ne istiyorsun? Sağ bek, sol bek, şu. Tamam, sağ bekte 5 tane bu bulduk, 10 tane bunu çıkardık. Buradan önüne liste koyup da Sergen Hoca'nın
içinden seçtiği bir durum söz konusu değil. Mutlaka işlerinde vardır. Ama Sergen Hoca'nın kendi ekibi de vardır. Aynı zamanda onlar 4-5 senedir Watch Scout'la maçları seyredip analizleri ve listesi vardır. Sergen Hoca der ki bir dakika. Orada bir Zay Lewis var. Onu bir seyredelim. Almaya çalışsın. O olabilir. Bu olabilir. Benim sistemime uygun diye itirazları olur ve bunu da kabul ettirir. Şimdi geçtiğimiz günlerde zaten biz paylaşmıştık ama resmiyete de kazandı iş. Artık Denizli Spor da açıkladı. Robert Prosinecki ile yeni bir dönem. Anadolu ile şöyle bir kırmızımız daha var. Onu da verelim. Hatay Spor ile ilgili özellikle. Lige yeni çıkan Hatay Spor ile ilgili gelişme kırmızı. Buyurun. Ve bir santrafor atağı Hatay'dan 32 yaşına Mamed Diouf'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Tabii Hatay Spor'da da bir yeni bir dönem. Epey uzun bir aradan sonra herhalde 30 yıl aşkın değil mi Serdar? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Bayağı uzun bir zaman sonra yeniden bir Süper Lig macerası. Tabii orada da bir yapılanma. Yeni statla birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyor Hatay Spor. Mütevazi kadrosuyla ve bir deneyimli isim diyebiliriz. Mamadou Stoke City'den değil mi? Evet. Balotelli'den açtık ya bu akşam konuyu. Aynı model bir tane daha oyuncu. Bu biraz daha sakinleştirmesi. Bir tık aşağı yani. O sınıfın bu son versiyonlarından diyeyim. Bir çılgın ama oyuncu. Baştan söyledik öteki bir numara. Dünya listesinde bir numara. Top 1. Bu da mükemmel bir oyuncu. Manchester United'da geçmişi olan mükemmel bir oyuncu. Bence alırsa büyük iş yapmış olur. O varlığını ortaya koyacaktır. Yumruğunu masaya vuracaktır. İyi bir tercih mi sana göre? Şimdi Prosinecki Kayseri'den gönderildi mi kendim ayrıldı. Kendi benim bildiğim kendi ayrıldı. Neden kendi ayrıldı? Hava değişikliği. Takıma da iyi gelir. Bana da iyi gelir. Çünkü pandemi sonrası çok yıprandılar hepsi. O günleri bir tahmin edin. Küme düşüyor musun? Düşmüyor musun? Beşiktaş maçını kazanıyorsun. Umutlanıyorsun. Orada rakibin yeniliyor. Sen yeniliyorsun. İşte hakemle tartışıyorsun. Çok yıpratıcı şeydi. Bunlar senin bir sezonda yaşayacağın şeyi sen 3-4 haftada yaşadın. Bu yıpratır. İnsanların sinir uçlarını bozar. Ne yaptı Prosinecki? Buranın havasının değişmesi lazım. Benim duyduğum da öyle. Ve Kayseri Spor'la yollarını ayırdı. Kayseri Spor'da Bayram Hoca ile anlaştı. Prosinecki de gitti Denizli Spor. Şimdi farklı alanlar, farklı yerler, farklı kişiler. Bence bu değişiklik hoca için de iyi oldu. Denizli Spor için de iyi oldu. Ama hoca istikrarı bakın çok önemli. İki maç kötü gidersin, üç maç kötü gidersin ama hoca istikrarsızlığı böyle bir sezonda üç hoca da seni ligde tutmanın garantisi yok. Bir kısa Rea Hoca'yı da bir görelim. Siz de devam hemen edin. Hemen kapatayım. Tabii. Prosinecki aslında Aykut Kasımpaşa'yı bekliyordu. Menajerlerin oyununa geldi. Adam o yüzden ayrıldı. Kayseri Spor'dan Kasımpaşa'ya giderim diye ayrıldı. Yalnız güzel olan bir taraf var. Eskiden bizim kulüplerimiz 3'ü 5'i aramazdı. Direkt transferi gerçekleştirirlerdi. 5 günden beri Prosinecki ile 100 bin euro için pazarlık yapıyorlar. Ve orta yolu buldular. Evet hocam. Rea Hoca'yı bir görelim. Transferde gidişattan memnun musunuz? Bugünkü haberlere mutlaka okudunuz. Az önce Prosinecki anlaştı Denizli ile. Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile. Artık taşlar yerine oturdu. Yani herkes teknik direktörüyle anlaştı. Bir 3-4 gün sonra da kamplar başlıyor. Buyurun. Evet iyi akşamlar Aykut. Ozan'a da iyi akşamlar diyorum. Yani bizim kanalımıza Ozan yeni yürüyüz, yeni renk futbol bilgisi de çok iyi. Beğenerek de takip ediyorum. Benim de arkadaşımdır kendisi. Teşekkürler hocam. Serdar'a da iyi akşamlar. Selamlar hocam. Tabii Prosinecki ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani bayramdan önce Aykut Tolunay Kafkas'ı aradı başkan. Konuştu, buluşacaklar da buluşmadılar. İş Prosinecki'ye döndü. Yani Ali Bey farklı bir tercih yaptı. Tabii ki saygı duymak gerekir. Tabii ki transferle ilgili biz Türk halkı olarak transferi çok severiz. Yani transferdeki o action, haberler, çilekler, pastalar, indi, şu oyuncular. Ama en büyük sıkıntımız bizim. Yani bu transfer zamanındaki bu haberleri, bu hatta sansasyon haberleri yerine daha çok yani takımları, oyunu, sistemi yani bunları çok ilgilenmeyiz. Esas kim geldi, kim gitti maalesef bunlar yani bizim için daha önemli. Bizim futbol gündemimizde bunlar var. Yani gelişim, değişim, 21. yüzyıla ayak uydurmak, oyunları değiştirmek,
Yani Avrupa ile entegre bir şekilde, aynı şekilde antrenman metotları, fiziksel teknik taktik, işte bunları kulüplere geçirmek yerine daha fazla işte günlük, işte bu geldi, bu gitti. Yani daha reytingin olduğu aylardayız. Tabii ki bana göre de pandemi özellikle bu döneminde sıkıntılı süreçte kulüplerimizin yine de transfer hareketleri ülkemizde gayet iyi gidiyor. Yani diyorsunuz ki Denizli'de daha önce Tolunay Hoca ile el sıkışıldı, anlaşıldı. Sonradan... Hayır, Aykut'cum el sıkışılmadı. Hayır, konuştu. Ali Bey Tolunay Hoca aramış. Görüşeceklermiş herhalde. Benim bildiğim o yani. Ondan sonra herhalde Ali Bey de gayet doğal başkan olarak başka seçenekleri de mutlaka değerlendirecektir. Böyle bir gelişme oldu. Yani böyle el sıkışma, söz verme öyle bir şey yok. Yani bir görüşme olacaktı bayram sonu. Ama dediğim gibi Ali Bey hem de yönetim kurulu farklı bir teknik adam kararı verdiler. Tabii geçen sene Kayseri Spor'da geçmişte de iyi, başarılı bir dönemler geçirdi Prochineski. Bu anlamda mutlaka onlar da en doğruyu bulmuşlardır. Hayırlı olsun. Hocam bir son soru daha sormak istiyorum size. Şöyle, yani soru soruyu da açar tabii. Şimdi Balotelli, Mario Balotelli kuşkusuz bir dünya markası, tanınırlığı yüksek bir oyuncu, kaliteli çok yüksek A+ bir oyuncu. Beşiktaş yönetimi anlaştı bu oyuncuyla. Son sözü Sergen Yalçın söyleyecek. Bu noktada sizin ilave etmek istediklerin neler? Ya bir kere Balotelli hepimizin bildiği iyi bir oyuncu ama problemli bir oyuncu. Yani benim düşüncem, ben Beşiktaş'a gelmesini istemem. Şimdi neden? Şimdi Prandelli zamanı İtalya Milli... Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, iyi programlar. Çok sağ olun. Evet. Aykut, Balotelli'yi bir final yapalım. Ama bir şeye bakıyorum. Yani her futbolcunun bir dünyada piyasa değeri var ya. Balotelli şu anda 9 milyon euro piyasa değeri. Bu neye benziyor biliyor musun? Spot bir mal alıyormuşsun gibi. Yani piyasa değeri bayisinde bir şey olur. Bir de spot piyasada olur ya. Sen yönetici gözüyle bakıyorsun. Ben yönetici gözüyle Biz bakıyorum. Biz gazeteci gözüyle bakıyoruz. Evet. Hoca teknik adam, Hoca gözüyle, teknik bakıyor. Adam gözüyle bakıyor. Sergen hocanın dilinden konuştu. Evet. Burada bir de taraftar gözü var. Bir de taraftar gözü var. Taraftarın gözü, gazetecinin gözü, yöneticinin gözü aynı yerdedir. Hocalar böylesine sıkıntılı oyuncuları tercih eder mi? O farklı mı? Yani şöyle, şunu da bekleyelim ama Beşiktaş taraftarı yarın öbür gün, belki bu akşam başlayacaklar. Alınsın mı alınmasın mı diye sosyal medyada bir şey anket yapılabilir yani bununla ilgili. Belki Türkiye'de ilk olabilir ve zaten milyonlara şey bulunur. Come to Beşiktaş olayını, hadisesini Balotelli'ye yapıyorlar. Zaten Balotelli de birkaç paylaşım beğendiği için taraftar çok umutlanıyor. Ama işte ben de şunu bir kez daha ineliyorum. Bazen Come to Beşiktaş paylaşımları hem yönetimin üzerinde ağır bir yük olabiliyor, hem de teknik adamın üzerinde ağır bir yük olabiliyor. Şimdi Şenol Hoca'da bu oldu. Şenol Hoca'da ben şunu gördüm. Beşiktaş yönetimi Kagawa ile görüşüyordu. Şimdi senin Kagawa ile görüştüğün bir dönemde takımdaki oyuncuların 3 aydır maaş almıyor. Örneğin. Hoca diyor ki Kagawa'ya vereceğiniz parayı takıma dağıtalım. Sanki transfer takviyesi yapmış gibi olur takım. Para alacak takım ya 3 aydır. Tabii tabii. Şimdi Allah aşkına bir yerden böyle uzun süredir beklediğiniz bir ödeme geldiği zaman nasıl oluyorsunuz? Aynı şekilde. Takımı motive eder bu durum. Almayın. Eğer alırsanız futbolcu der ki ya benim içeride 3 aydır alacağım var. Yönetime bak. Gitti. 700 bin euroyu verdi. Adamı aldı. Şimdi bu ters teper. Burada da aynı şey söz konusu. Transferde yani bu ne bileyim o dengeler çok hassas dengeler. Ne yaptılar hocaya sosyal medyada? Dediler ki yönetim Kagawa ile anlaştı ama bir Şenol ama Hoca var, istemiyor. Bir Şenol Hoca istemiyor dediğin zaman Şenol Hoca sıkıntı yaşadı orada. Hoca kabul etmek zorunda kaldı sanki. Çok güzel bir şeye değindim. Bir şey söylemek istiyorum. Ersun Yanal ne zaman ayrıldı Fenerbahçe'den? Kaç ay oldu? Pandemiden önce. Pandemiden önce. Yani 5 ay oldu diye. Ara vermeden önce. O günden beri, geçen haftaya kadar her spor gazetesini açtığımızda Fenerbahçe'ye 20'ye yakın hoca yakıştırıldı. Doğru mu? Evet. Ben bir gün isyan edecektim bu futbol piyasasının içinde olmasam. Diyecektim ki yani yeter artık ya. Ali Koç Bey lütfen. Ya bunu açıklayın da hepimiz bir kurtulalım abi. Ben her gün bu haberleri okumak zorunda veya dinlemek zorunda değilim. Şimdi burada nereye getireceğim konuyu? Eğer Beşiktaş yönetim olarak bunu veya hoca olarak Sergen Hoca çıkıp açıklama yaptığını düşünün.
yazılı veya görsel basında açıklama yaptım. Ben bu adamı istemiyorum dendiği anda bu iş biter. Doğru mu Aykut? Tabii ki. Yani bu ağzımızda sakız olmadan bence neticelenmeli. Olumlu veya olumsuz. Bu neticelenir. Yoksa Beşiktaş çok büyük zarar görür. Tabii bu Beşiktaş'ın dinamiklerini biliyorsun. Yani bu hemen neticelenir. Hoca istemiyorum dediği zaman hemen zaten... Rafa kalkar. Rafa kalkar. Yani kalkan bir tane rafa kalkan bir transfer söyleyeyim hocanın istemediği. Nika Ninua'dı değil mi? Hı hı. Gürcü futbolcu. Evet, evet. Dedi ki çok genç. Biz önümüzdeki sene şampiyonluk kovalayacaksa o bölgede biraz daha tecrübeli bir ismi alalım dedi hoca. Hatta bazı yöneticiler dedi ki ya biz alalım. Maliyeti çok düşük. Kiralayalım. Süper Lig'de bir takıma. Hı hı. Olmadı. Oyuncu PAOK'a gidiyor galiba. Yunan basında o yönde haberler çıkıyor. Beşiktaş'ın eşleştiği PAOK'a. Şimdi bunu hemen kesti Beşiktaş yönetimi. Ne yaptı? Rafa kaldırdı. Yani Nika geliyor mu gelmiyor mu? Bana da çok sorular geldi. İşte YouTube'da abi videosunu çek falan diye. Konu kapandığı için hiç onun üzerinde durmadı. Senin dediğin gibi insanları yorar. Kulübü yorar. Hocayı yorar. Yönetimi yorar. Taraftarı da yorar. Bence bir an evvel bıçağı Balotelli vurulması lazım. Birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz netice sonuçlanır. Yani. Sonuçlanması lazım. Dediğin doğru. Kaç dakika var reklama? 2 dakikamız varmış. Tabii buradan da yavaş yavaş son cümleler alıp reklama bağlayalım markasından. Bir de kampanya için ne diyorsun Serdar? Ben onu söyleyeyim hemen çok kısa. Açıkçası salgın sonrasında ekonominin durumunu biliyoruz. İnsanların ekonomisinin durumunu da biliyoruz. İş adamlarının hepimizin. Bu kadar para beklemiyordum. Bu kadar ilgi ve alaka beklemiyordum. Bu bir. İkincisi reytinglere baktım. İnanılmaz bir reyting. Türk spor medyasındaki Beşiktaş'ın reytingi yok. Beşiktaş'ın tıraşı yok. Algısını çöpe attı. Hmm. Bakın algısını çöpe attı. Sen adam gibi işini yap. Adam gibi gazetecilik yap. Adam gibi yayıncılık yap. Beşiktaş taraftarı seni seyreder. Sana da kazandırır. Kendi de zevk alır. Dün gördük. Bu iki. Üçüncüsü maddi açıdan hiç önemli değil. Manevi değeri daha yüksek. Kenetlenme. %100. Zor günde manevi değeri daha olma. Yüksek. Bu önemli. Aykut ben 30 milyon, 40 milyon bandında bekliyordum. Şaşırttı beni. Yani ikiye katladı zaten. Bravo. Çok hoşuma gitti yani. O kadar mı bekliyordun? Ben 30-40'da kalır diye bekliyordum. Açıkçası beklemiyordum bu kadar. Bak çok net söylüyorum. Balaşır Rahmi Bey. Bu yönetimin Sayın çok hoşuna gitti. Sayın Başkan Nurçebi. Taraftar. Şimdi Rahmi Bey de taraftar. Yıldırım Bey de taraftar. Ben de taraftar. Taraftar takıma sahip çıktı. Kulübe sahip evet, çıktı. Çok bu çok önemli. Çok önemli. Eski yöneticiler. Hüseyin Yücel bu yönetime karşı olan yönetimdeydi. Kazanamadı. Ama sanki aynı yönetimdeymiş gibi yardım ediyor kulübe. Yani taraftarlık bilinci bu çok güzel. Hani manevi değeri derken bunu kastediyorum. Bravo. Beşiktaş peki. Kendi içerisindeki bütünleşmeyi sağlarsa zaten başarı elde eder. Para, borç bir şekilde ödenir. Borç yiğidin kamçısıdır. Saat başında çok önemli gelişmelere imza atacağız sevgili seyirciler. Transferde önemli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bir sürpriz konuğumuz da olabilir. Ayrılmayın ekranlarınız başından. Saat başı karşınızdayız. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ozan Zeybek ve Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Beşiktaş'ı ilk dilimde konuştuk, uzun uzun konuştuk. Bağlantılarımız vardı. Real Kapsal ve Zeki Uzundurukan transfere dair bilgileri paylaştı. Mario Balotelli ile yönetim anlaştı. Son sözü Sergen Yalçın söyleyecek. Bunu hep ifade ettik ilk bölümde olduğu gibi. Şimdi bu bölümde Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Galatasaray'ı konuşacağız. Trabzon'u, Anadolu takımlarını hepsini tek potada eriteceğiz sevgili seyirciler. Ve fırsat oldukça, mümkün oldukça da sizlere Anadolu'dan hatta birinci ligden de transfer haberleri paylaşacağız. Gidebildiğimiz kadar Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışacağız. Haber paylaşmaya çalışacağız. Haber peşinde koşuyoruz. Telefon attığımızda çok kıymetli bir misafirimiz var sevgili seyirciler. Kayseri Spor'un çiçeği burnundaki ismi Bayram Bektaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun hocam öncelikle. Kayseri Spor'la yeni bir heyecan, yeni bir macera, yeni beklentiler. Buyurun. Evet, yani inşallah çok güzel bir macera olacak. Biliyorsunuz milli takımdan ayrıldığımda, daha doğrusu milli takımda mukavelem bittiğinde ve ayrıldığımda kurumsal, uzun kısa ve uzun vadede planlaması, projesi bana uygun bir kulüp tercih edeceğimi söylemiştim. Ve bu kulüp de Kayseri Spor oldu. Çok da mutluyum. Bugün de biliyorsunuz biraz yoğun bir gün oldu. Hem imza töreni hem bir Covid testimiz vardı bütün kulüp halinde. İlk antrenmanımıza da çıktık hayırlısıyla. Bugün itibariyle başladık. Hocam kamp herhalde Kayseri'de mi olacak? Var mı planlama? Yaptınız mı bir şeyler? Bir görüş alışverişi ya da kafanızda... Şöyle gerçekten tesis anlamında, donanım anlamında burası yeterli. Bir de biraz da böyle izoleyiz.
aslında daha iyi bizim için. Hem sabahın erken saatlerinde hem de akşam biraz daha geç saatlerde serin havayı yakaladıktan sonra bir sıkıntı çıkmıyor. Burada yapmayı planlıyoruz. Testler de herhalde yarın ya da öbürsü gün tam anlamıyla elinize ulaşacaktır. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur hocam. İnşallah. Ozan Zeybek Serdar Sarıdağ da stüdyo konuğu. Hocam çok selamlar, saygılar. Çok sağ olun. Hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhtemelen ikisinin de size sorusu olacaktır ama öyle kolay kolay bırakmayacağız yakalamışken. Siz öyle telefonları da çok açmazsınız ben bilirim. Hocam tabii ki de zor bir dönemde geldiniz aslında bakıldığında. Maddi olarak da zor ama Sayın Berna Hanım hakikaten sempatik ve futbola bakışıyla tüm kamuoyunun beğenisini ve takdirini toplamış bir başkan. Bununla ilgili de ekonomik anlamda elbette ki hamleleri de var kuşkusuz. Şimdi bir vites yükseltme dönemine geçti Kayserispor. Ve sizin gibi de vizyonlu bir teknik adam. 3 yıllık yanılmıyorsam bir anlaşma. Evet. Uzun vadeli bir anlaşma olarak değerlendirebiliriz. Transferde evet. Öncelikle hedefiniz ne olacak hocam? Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Değerli başkanımla ilk görüşmemde bu sezon yaşadıklarımızı bir daha yaşamak istemediğini bana iletti. Ve hem kısa vadede hem uzun vadede planlamayı anlattı bana. Bundan dolayı 3 yıl burada çalışmayı kabul ettim. Ve bu projenin bir parçası olmayı kabul ettim. Ayrıca dediğiniz gibi gerçekten Berna Hanım hanımefendi bir iş kadını ve futbolun içinde de olmasının ben futbolun Türkiye'deki çevresini de değiştireceğine inanıyorum. Şimdi transfer konusunda biliyorsunuz maalesef Kayserispor en kısıtlı bütçeye sahip bu sene. Herhalde 68 milyon değil mi? Yanılmıyorsam. Öyle bir yine de bakarız. Yine de bakarız hocam. Yanılmayalım. Öyle, evet öyle biliyorum. Evet. En düşük bütçe bizde. Tabii bu anlamda zaten geçen sene mukavelesi biten oyuncuların çoğu ayrıldı. Mevcut kalan oyuncuların belki ayrılma da olabilir önümüzdeki günlerde ki bunlardan biri bilmiyorum. Hani Mensah'ın durumu net değil. Çok iyi oyuncu. Gerçekten sağlıklı bir şekilde zihni ve bedeni Kayseri'de olduğu takdirde çok faydalı olacağına inanıyorum. Ancak burada bizi aşan bir boyut var. O da yönetimsel ve gelir elde edebileceği bir oyuncu Kayseri'nin. Bu anlamda bu tamamen yönetime bağlı. Ben başkanımla bu konuyu paylaştığımda bu konunun bir an önce netleşmesini istedim. Çünkü burada olacak mı olmayacak mı onu bileyim benim kadro yapılanmamla alakalı. Ayrıyeten de ihtiyaç duyduğumuz mevkilerde bazı mevkilerimizde eksiklik var. Onların da biz burada çalışmasını yapıyoruz yoğun bir şekilde. Hem düşük maliyetle hem en kaliteli bulmaya çalışıyoruz ki bunun hakkında bir portföyümüz var zaten. Görüşmelerimiz de devam ediyor bazı oyuncularla. Vaktimiz de kısa biliyorsunuz. Bir ay gibi bir sürecimiz var. Bu pandemiden dolayı süre çok kısaldı. Normalde 6-7 hafta bir süreniz var kamp dönemi hazırlık anlamında. Ama bir ay içinde biz hem transferi bitireceğiz, görüşmeleri yapacağız, oyuncuları takıma katacağız. Sağlıklı bir kamp dönemi geçireceğiz ve lige hazırlanacağız. Yani yoğun çalışıyoruz. Diyorsunuz ki farkındayım hocam. Mensah konusunu bir an evvel bitirmek istiyoruz diyor Sayın evet, Zeybek. İyi akşamlar hocam. Ben Ozan Zeybek. İyi akşamlar. Çok güzel değindiniz. Bir an önce kafamdan atmak istiyorum diyorsunuz. Kalıyorsa kalıyor, gidiyorsa gidiyor. Biz bugün programa başladığımızdan beri aynı Balotelli meselesi var Beşiktaş'ta. Onu konuşuyoruz. Şunu sormak istiyorum. Siz bu oyuncuyla tanıştınız mı birebir? Mensah'la? Şimdi birebir şöyle, Mensah biraz daha vakit istedi kampa katılmak için. Ancak Sayın Berna Başkanım müsaade etmedi. O da bir an önce bu konuyu netleştirmek istiyor. Bize sağlıklı bir şekilde bir geri dönüşü olma açısından. Yoğun bir çalışma var. İşte herhalde yarın öbür gün, çünkü transferi söz konusu, isteyen takımlar var. Ancak netlik kazanmadığı için bu süre zarfında da zaman geçiyor. Takıma dahil olması lazım veya yerine adam oyuncu alınması lazım. Biraz hassas bir konu. En iyi şekilde başkanımız yürütmeye hocam, çalışıyor. Hocam peki oturdunuz, siz bu adamla aynı dili konuşabilirsiniz. Konuştuğunuzda bu adam evet kalıyorum dediğinde Kayserispor'un bütçesi bunu karşılıyor mu? Elinde tutabilecek mi bu adamı?
Tutar. Kayseri Spor'un bütçesi tutar elinde. Ancak tabii tutmasından ziyade dedim ya, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani ben isterim takımımda faydalanayım ondan diye. Ancak onun kafa yapısına bağlı. Yani o tamamen buraya ait hissetmesi lazım kendini. O zaman sizinle birebir görüşmesine kalmış iş artık. Yani evet, diyorsunuz yarın gelecek bir görüşmemiz olacak muhtemelen maşallah. Hocam diyorsunuz ki ben kalmasını isterim. Yönetim Berna Hanım kalmasını istiyor ama top artık Mensah'ta diyorsunuz. Anladığımız öyle. Böyle gözüküyor. 68 milyonmuş hocam. Baktı arkadaşlarımız resmi olarak az önce. Tamam, yanılmadım. Bravo hocam. Tabii ki de yanılmadı. Serdar Sarıdağ da gülüyor. Herhalde onun da bir sorusu olacak galiba. Peki. Hocam, tek bir soru sorayım. Sizin tabii milli takımda da göreviniz olmuştu. Çok maç izlediniz. Özellikle genç futbolcularda oyuncu havuzunuz bir hayli geniş olduğu söyleniyor. Biz yeni sezonun Kayseri Spor'unda genç Türk futbolcular görecek miyiz acaba? Şöyle söyleyeyim, evet havuzumuz var. Herkesin, sadece benim değil yani, benim orada bir ayrıcalığım olduğunu inanmıyorum. Ancak herkesin kendine göre bir oyun bakış açısı var. Ona göre de oyuncu tercihi vardır. Genç oyuncu anlamında evet var. Hatta Kayseri Spor'da da çok yetenekli oyuncular var. Öncelikle bunlardan faydalanabileceğiz mi, faydalanabiliriz diye bakacağız. Ve onları bizim istediğimiz seviyeye çıkarıp Kayseri Spor'a kazandıracağız. Onun dışında zaten takviye gerekiyorsa hem direkt oyuncak oyuncu olarak mevkide, eksik mevkilerde, hem de onların yerine, onlar olmadığı takdirde hem ucuz maliyetli, hem genç, hem ileriye dönük Kayseri Spor'a uzun yıllar faydalanabileceği oyuncular tabii ki katabiliriz. Peki hocam, yok herhangi bir sorunuz. Senin de yok değil mi Serdar? Hoca zaten her şeyi açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum herkese. Bir günde canlı olarak röportajınızı şimdiden sözünü alayım hocam. Kayseri ekibimiz sizinle bir canlı röportaj yapsın şöyle görüntülü. Ne demek? Başımın peki hocam. Ne? Peki. Ne demek? Çok teşekkürler. Mersi, ağzınıza sağlık. Kolay gelsin hocam. Evet, Mensah meselesini de hoca açıkladı. Bir kırmızı daha verelim. Anadolu fırtına gibi girdik bugün Anadolu'dan. Buyurun Konyaspor. Muhammed Demir'le her konuda anlaşıldı. Dün İbrahim Seyic gelişmesini de sizlerle paylaşmıştık. Kaleci Seyic Erzurum'dan Konya'ya geldi. Konya'da da bir hamle var. Ciddi anlamda bir yükseliş ki siz de iyi bilirsiniz Konya tarafını. Şöyle bir şey söyleyeyim Aykut. Konya Spor'da Seyic işi %90'lardaydı. Bence şu anda %75'lerde. Yani hiç. Biraz evet kafa kurcalayan şeyler var orada. Kulüp tarafından ve oyuncu tarafından. Açıklamalar var. Bu Muhammed Demir de forvet arayışındaki takımlar için güzel bir opsiyondu. Değerlendirildi diyelim. Büyük ihtimal bu işin olacağını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Geçen haftaki programda konuşmuştuk. Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş muhabbeti yapmıştık. O zaman da demiştim. Konya Spor'un elindeki en değerli oyuncusu Ömer Ali. 10 milyon TL. Aslında Avrupa para birimine baktığında küçük bir rakammış gibi geliyor. 1 milyon 200 bin euro gibi geliyor. 10 milyondan aşağı vermez ister demiştim. Konya Spor ister. Beşiktaş'ın milyon talebi. TL. Milyon TL'den. 10 milyon TL'den aşağı. Öğrendim ki bu kesin bilgi. 20 milyon TL istemişler. Beşiktaş'ın böyle bir talebi olmuş. 20 milyon TL istemiş. Bonservis bedeli. Bonservis bedeli. Konya istemiş. Konya istemiş. Evet. Orada mı tıkandı? Orada tıkandı. Yani şu anda belki ama bak bugün için tıkandı bu olay. Transferin son günlerinde, son haftasında Konya başka alternatifler bulabilir. Beşiktaş'tan iki tane oyuncu alabilir. Şöyle Ömer Ali'nin içeride tabii birikmiş, her kulübümüzde olduğu gibi genelde birikmiş alacaklar. Onu da kullanmak istiyor. Yani bırakıp. Serdar o bilgi biraz yanlış. İşte onu aslında çıkan 700 bin euro. Zaten Ömer Ali 700 bin euro alamıyor ki Konya Spor'dan. Değil mi alamıyor? Yıllık alamıyor yani o kadar. Yani bu biraz yanlış bilgi. O zaman öyle bir 700 bin euro var. Ben de okudum. Alacağı varsa eğer o zaman demek ki 2-3 senelik bir alacak. O zaman da şu ana kadar kalamazdı orada. Yani tabii bir canım. Başka türlü şeyler olurdu. Hani 9 ay maaş almayanı duydum da 2 sene almayanı duymadım hiç. Ömer Ali'nin transferi gerçekleşecekse bir gün o da transferin her zaman son günlerine denk gelir. Evet. Böyle ilk baştan ama olamaz. Konya elindeki en güçlü adamı veremez ilk baştan. Tabii. Taraftar nezdinde de büyük sıkıntı yaşar daha sonra. Ne diyorsun sen? Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Hayırlı olsun Muhammed Konya'ya sevgili seyirciler. Fenerbahçe'ye geçelim yavaş yavaş. Fenerbahçe'yi de konuşalım. Aykut burada Konya'yı kapatırken şunu söyleyeyim. Lütfen. Konya Spor
bu sene biliyorsunuz yani en son haftalarda kurtardı paçayı. Şans, yani şans da yanındaydı tamam. Savaştılar, didindiler, yaptılar, iyi mücadele ettiler ama sadece Muhammed Demir'le kalırlarsa yine düşmeye oynarlar. O kadroyu biraz daha... Kesinlikle. Yani sadece Muhammed'le bu iş olmaz. Yani geçen sene Aykut Hoca... Gol yollarındaki devre arasına bırakalım bazı mevkileri dedi. Evet. Büyük sıkıntı yaşadılar. Yani ya, Aykut Hoca demiyor bunu tabii ki. Kulübün bütçesine de göz önünde bulundurarak. Bu ortak bir karardı. Ama bence senin dediğin doğru. O kadro kalitesini biraz daha yukarıya çıkarması lazım Konya'nın. Şimdi Erol Bulut birinci sıra. İki, Mert Hakan Yandaş. Üç, Novak. Dört, Gönül. Beş, Caner. Caner Erkin. 3, 4, 5. Buca'dan aldıkları çocuk var. Evet, bir çocuk var. 5, 6. 6 oyuncu bir anda hızlı bir giriş. Ama şimdi kimler satılacak? En büyük transferi yazmadın ama. Kim? Emre. Belezoğlu. Belezoğlu. Hadi onu da NTP'ye yazalım. Evet. Tamam. Şimdi sistemin hepsi değişiyor. Baştan aşağı. Tamam, o da önemli, doğru. Her şey değişiyor. Belezoğlu'yu da yukarı yazdık. Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de genç çocuğu 7. Evet. 7 tane flash böyle değil mi? Medya önünde bir gövde gösterisi. Flash olmasa da flash gibi göstermeyi başardılar. Bu çok önemli bir şey. Yani gücünü 2 kat, 3 kat fazla gösterebilmek çok önemli. O havayı, getirdiler. Evet, o çok önemli. Rakibine o havayı yaşattılar. Oyuncu için bakın, oyuncuların hepsi değerli oyuncular. Caner Erkin, yaşlarına bakmayın, Gökhan'ın gönlünü falan. Yaptıkları, sahada verdikleri çok değerli şeyler. Yani Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidecek bir futbolcu sanki 5 sene Beşiktaş'ta kalacakmış gibi terini sahaya akatlanma. Yani Gökhan'ın %70, maçların %70'inde, yani biz 40 maç diyoruz ya mesela. Yani 30 maçta falan oynasa büyük iş yapmış olur. Yani diyorsun ki sunumu çok güzel yaptı yönetim, değil mi? Abi pazarlama yeteneği çok önemlidir. Yani sen ne aldığını sen bile şaşırırsın şu anda. Doğru. Malı sunmak çok önemli. Bir kenara bırakalım onu abi. Şöyle söyleyelim. 2 sene tarihin en kötü Fenerbahçe'sini seyrediyoruz 2 sezonda. Hakikaten öyle. Bunu Fenerbahçeliler de itiraf ediyor. Buna rağmen yeni sezon öncesi umut, coşku, kenetlenme hepsini sağlayabiliyorlar mı? Sağlayabiliyorlar. Bu çok daha önemli. Hepsinden önemlisi. Hem de yani böyle çok böyle yurt dışından alınmış yıldız isimler olmamasına rağmen kendi liginden bu havayı yakalayabilmek çok önemli. Bunu başardılar. Bunu devam ettirebilirler. Limit tamam, birini gönderecekler. Belki birkaç kişi gönderecekler. Belki TFF önemli bir karar alacak. Bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle her şeyden önemlisi içeriye umut pompalayabilmek çok önemli. Evet. Umut, o kenetlemeyi iki sene üst üste başarısız sezon geçirip bir takım bunu başarmış. Foto maçtaki yazılarımda da birkaç kez bahsettim. Gustavo. Benim için takımın bel kemiği. Benim için, benim futbol anlayışımda olmazsa olmaz. Yalnız yani bir hafta önce bana sorsaydın gitmez, kesinlikle takımda kalır diyordum. Bugün %50'ye düştüm. Gustavo da satılabilir Serdar. Çünkü para yapacak oyunculardan birisi de o. Bir yandan da bütçesi satıldığında hem para kazanıyorsun hem de maaşından kurtulduğu için limitte de önemli bir avantaj elde ediyorsun. O da önemli. O tarafı da çok böyle. Zaten menajerler geldi, konuşuldu. Hatırlarsan Alspor'da an be an verdiler. Hani gidiyor mu? Sözleşme fesih mi? Teklif mi geldi? Bunlar konuşuldu. Bence senin dediğin doğru. Eğer teklif alabilirlerse Gustavo'da ki alırlar. Ben duydum birkaç Fransız kulübü. Hem maaştan kurtulma hem de bonservis gelirinin %30'unu limite yansıtabilir. Aykut yakın zamanda orada liste yaptın ya, yazdın 6 numara, 7. Evet. transfer. Yakında 8'i veya belki 10. sıraya denk gelir ama Alanya'dan da bir oyuncu gelir diye düşünüyorum. Kim mesela? İsim olarak yani onu da seçenek çok. 4-5 tane kafalarında oyuncu var. Birisi gelir diye. Ben Junior Fernandez geliyor diye verdik ben zaten. Ben de Junior Fernandez yani. İşte bir oyuncu daha gelir oraya, ilave yapar. Bir oyuncu olur. Evet. Terime sen bu soruyu 10 Ocak'ta sorsaydın kesinlikle düşünmüyorum derdi yani. Başka bir şey söyledim. Başka yani açıkta kalmamak için yapılan bir şey oldu artık. Ama sonuçta bir kıpırdanma var Fenerbahçe'de. Var ama Gustavo taşları yerinden oynatır. Gustavo'nun kalması veya gitmesi çoğu şeyi değiştirir. Oyun planını da değiştirir. Ben Zaitsin, Ozan'ın. Ben Zaitsin'i Fener'e yararlı olarak görmüyorum. Yani bir talip olsa, bir de para alabiliyorsa en tepede gitmesinden yanayım. Kırılgan bir oyun yapısı var Zaitsin. Yani Fenerbahçe'ye uygun değil. Muriç'in de gittiğini, ayrılacağını söyleyelim. Muriç ayrılıyor. Muriç ayrılmıyorsa zaten bunların hepsi, konuştuklarımızın hepsi boş olacak. Premier Lig mi? Ya West Bromwich de istiyor. Bilic. Bilic. Ama Lazio'nun bir resmi teklifi var.
rakam üzerinde orada konuşmanın bir manası. Orada ciddi pazarlıklar yapılıyor. 15 artı 3 bonuslarla diyen var. 15 peşin. 3 işte bir sonraki satış. Yani bir sürü. Bu arada Rize de kazanacak. Rize, yani Fenerbahçe'nin istediği bu bonusları da garantinin ikili alalım. Ya Aykut, Rize demişken, yer açılsın. Rize demişken şeye değinmeden geçemeyeceğim ya. Kimse kusura bakmasın ama Lazio da 20'ye çıkartmış bugün. 20. Bir Ahmet Selim Kul vermiş haberi. 20 milyon yapmış teklifi. Aykut, söylediğimi duydun mu Rize ile ilgili? Çok özür dilerim. Rize'ye gelmişken konu Thomas'tan bahsetmek istiyorum abi. Tabii, buyurun. Yani kiminle çalışıyorsa, kim bu adamı sahaya sürüyorsa diyeyim, onları tebrik etmek lazım. Adam 6 maç Antalya'da takımın başında kaldı. Galibiyet yok. Çok akıllı bir adam Thomas. Türkçeyi de öğrenmiş. Burada bir piyasada şey olduğunu farkında. Pastanın... Çok beyefendi birisi. Beyefendi, iyi bir insan, i̇yi ama bir insan. Kim yönlendiriyorsa, kim yapıyorsa, mesela şimdi buradaki lafım yanlış anlaşılmasın. Rize Spor'un başkanı da çok akıllı bir iş adamı. Yani evet. Kalkıp Hasan iki Bey, sayın evet, kalkan. Hasan Bey kalkıp iki tane, üç tane kendini bilmez kandırabilecek yapıda değiller. Ben Hasan Bey'i yapı olarak da tanıyorum ama bu Thomas'ı piyasaya süren adamla merak ediyorum. Tanışmak istiyorum ben de. Çok başarılılar çünkü. Bir de Thomas kaçıyormuş gibi. Yani ülkesinden bir tane takım alamaz Thomas. Bir ay önce mi imza atıldı? Yani ligler devam ederken imza atıldı. Tabii tabii. Sakın başka bir yere gitme der gibi yani. Enteresan bir gelişme benim için de bu. Ünal Hoca ayrıldı hemen. Thomas geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz hayır, öyle bir şeyimiz yok ama hayır, takdir ediyorum bir de yani. Nasıl bir ağları varsa, pazarlama ağları, bravo. Şu anda 3 yabancı var. Prosineçki, Şumudika, Thomas Hoca. 3. Yabancı sayıları artıyor bak. Şumudika'ya geçen programda demiştik ya, bir lakap takmış. Nazar boncuğu. Yani ligimizin nazar boncuğu o. Yani kalacak yani. 3 yabancı ve diğerleri hep yerli teknik adamlar. Takımı ligde tutarsa sözleşmesi uzar diye. Aa, özür dilerim, Edin Eğitim var. Onu da söylemedim. 4. Tabii tabii. Tabii. Bayağı arttı. Edin Eğitim'i söyledim. 4 oldu. Galatasaray'a geçelim mi? Fenerbahçeli var mı? Sen hiç yorum yapmadın Fenerbahçe'yle ilgili. Fenerbahçe'yle ilgili yorum yaptım ama demek ki sen... Ben ya da... Çünkü WhatsApp'la istihbarat konuları ve sansasyonlara alışık ya. Bizim söylediklerimiz bugün onu şey yapmadı, mutlu etmedi. Şimdi Fenerbahçe alacağını aldı. Biraz yer açma konusunda gönderecekleri üzerinde yoğunlaştı bence. Şeyle yani Fenerbahçe'nin Junior Fernandes'i olayını ben de duydum. Fakat orta sahada çok gidenler olur. Tolga Yarslan, Aslan, Ekici. Ozan Tufan. Talibi varsa... Ozan Tufan kalır, Aykut gitmez ya. Bence kalır. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam tutarım. Kalır. Ben bir Alman kulübünün ciddi anlamda Ozan'la ilgilendiğini bizzat biliyorum abi. Ama tabii isim açıklamak çok doğru değil. Etkilemeyelim en azından. İş belli bir seviyeye gelsin. Ondan sonra izleyicilerimize paylaşın. Antalya Spor Nurşahin'le %99 anlaşmış. Anlaşmış. %99. Şeyi de Sinan Gümüş'ü tekrar almak istiyorlarmış. Sinan Gümüş'ün başkanı da, Genoa'nın başkanı, son hafta zaten ligde kaldık. Şu anda taraftarın tepkisini alamam diye... Oyuncuyu biraz daha elinde tutmak istiyormuş. Türkiye'den 3 tane teklif var demişler. Bu arada Serdar bugün bir iddia ortaya attı. Yani kendi aramızda Quaresma ile ilgili bir iddia ortaya attı. Onu şimdi halkın önünde de paylaşırsan. Ya ben öyle bir iddia atmıyorum. İddia değil yani. iddia demeyelim de. Yani Quaresma Serdar İzmir takımı. İzmir'i seviyor ya. O yüzden belki öyle. Ha, benim orada çok Altaylı sevdiğim dostlar var. Onlar Altay camiasına çok yakındır. Ya bizim burada çocuklar Quaresma'yı konuşuyorlar. Böyle bir şey var mı dedim. Kaç para verebilir dedim. Yani verebilir Altay. Bunu küçümseme anlamında söylemiyorum. Bütçeleri belli. 600 bin TL verebilir. Ya ama Quaresma'ya ben 600 bin TL vereceğim. 300 bin TL iki tane genç futbolcuya veririm. Yani Altay bunu kaldırabilir. Quaresma da zaten 36 yaşında bir oyuncu. 80 bin euroya gitmez yani. Göztepe İzmir takımı. İşte oralarda dolaşıyormuş. Ya. Tatildir ya. Çeşme gitmiştir. Hmm. Oradan Bodrum'a geçer. Herhalde canım. Nazire yapıyorum, espri yapıyorum ama yani İzmir derken olabilir. Mesela Göztepe çok hareketli olacak. Fabri görüşüyordu en son onlarla. Fabri, kaleci. Çeşme'de son zamanlarda yabancı futbolcuları çok görür oldum. Yabancı futbolcuları. Yerlilerin hepsi zaten orada bir lobi gibi bir şey. Yaz lobisi. Yaz hani ya evlerde, villalarda kış bahçesi olur ya. Tabii. Orası da futbolcuların yaz bahçesi gibi ama yabancı futbolcuları çok görmeye başladı. Çok Çeşme tercih ediyorlar değil mi? Orada var. Yani Türkiye'de tanıştıkları İstanbul'da. Mesela geçenlerde Acun Ilıca'yı gördüm. Yabancı iki tane futbolcuyla Alaçatı'da. Hı-hı. Bizim hani ligimizde oynayan. Evet. Yani enteresan. Ama oralar futbolcular seviyor oralarda tatil yapmayı. Seviyorlar. Umarım Türkiye'de yatırım yaparlar. Alaçatı... Yani buraları çok seviyorlar. Gittikten sonra unutuyorlar.
Alaçatı'ya falan yere birkaç kere gittiğinde çok futbolcu görürdüm. Yerlilerin hepsi orada. Yerler orada. Süper Lig'den, Alt Lig'den hep görürdüm. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da var mı kulağınıza gelen bir şey senin gazeteci tarafında? Tabii Beşiktaş'a daha fazla. Benim işte Mensah geliyor kulağıma. Hem Beşiktaş tarafında olduğu için Mensah. Galatasaray'da o yüzden duyuyorum. Ama Beşiktaş yönetimi Galatasaray'a kaptırmayalım Mensah gibi bir rekabetin içine girmez. Çünkü Beşiktaş'ın transfer politikası, işte Caner'de Gökhan'da gördük. Rakamlar bu. Kabul ediyorsanız etmiyorsanız artık yapacak bir şey yok. Şartlar bunu gerektiriyor. Mensah'ta da işte bu rekabeti kızıştıralım, Kayseri daha fazla kazansın gibi durum söz konusu olursa Beşiktaş masadan kalkar. Hatta şu an Galatasaray'ın Mensah konusunda Galatasaray biraz daha önde gözüküyor. Beşiktaş'ın daha önde gözüküyor. Aykut şeye ayıp olmasın da Kayseri spor taraftarlarına ben Mensah Kayseri'de kalacağını pek düşünmüyorum ya. Öyle mi? Artık kafaya koymuş yani. Kitap Bayram Hoca da onu söylüyor. Yani onun bir an önce kararını versin. Ama çok doğru söylüyor işte. Biraz yani, önce ilk konuştuğumuz konu yani. Bir an önce kafandan ayrıca, onu atacaksın. Hani şu da kötü. Mecburen kalmak da kötü. Samet Hoca hep söylerdi. Evet, ya evet. Kalbi burada olan adam kalsın. Eğer burada kaldığında kalbin burada değilse olmuyor. Dolayısıyla onun adını bir an önce koyarken bu iş Mensah kalmıyor sadece. Kayseri Spor Yönetimi de bu işi biraz hızlandırmalı bence şimdi artık. Şimdi hızlandırma iş derken ben hemen söyleyeyim. Nasıl hızlandırılacağını anlatayım. Siz de hakimsiniz. 3.2 milyon euro Atletico Madrid'in hesabına paranın yatması gerekiyor. Buradan sözleşmenin içinde %40 bir sonraki satıştan pay konulup yeniden ıslak imza atılması lazım. Yani Atletico Madrid 3.2'yi alacak. Temiz kağıdını alacak. Hı hı. Temiz kağıdını aldıktan sonra %40'da pay koyacak. Bir sonraki satıştan diyecek ama. Şimdi yani bu neye benziyor? Burada 4.5 milyon euro ancak alabilmesi lazım. Kayseri'nin ki kâr etsin. Kayseri'nin durumu şöyle. Hani böyle yarışmalarda bir lüks bir araba çıkar ya. İki kapılı böyle. 3-4 milyon TL'lik. Vergisini ödeyeceksin. Daha aynen öyle. Öyle bir paran yok. Öyle yani. Evet. Ne yapıyorsun? Gel bir galericiyle anlaş. Şimdi bu da öyle. Burada para geçerli olmayacak ya. Eskiden yani öyle. Para keşfedilmeden önce adam fasulye verip karşılığında takasla takasla elma alırmış gibi onun gibi bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Yani Mensah bir şekilde çözmeleri lazım. Hakikaten ellerinde çok değerli bir isim var. Ama şeyi pahalı, maliyeti Türk takımların kaderi bu. Aykut şeyle başlayamıyorlar ya bir türlü. Problemsiz sezona başlayamıyorlar. Yani şöyle bir tek İngiltere başlıyor. Bir tek Almanya başlıyor. Bizim Türklerin Türk futbolunu şuna benzetiyorum. Araba kullanıyorsun şu anda. Burada bir dikiz aynan var. Yanda kapılarda da aynan var yani arkaya görebilmek için. Bizimkiler şimdi Sergen Hoca'ya bahsediyoruz. Sezona başlayacak. Şu oyuncuyu alayım mı? Avrupa'daki adam sadece dikiz aynasına bakıyor. Arkamdan gelen kimdi yani? İkinci sırada kim geliyor? Biz burada o diğer aynalara bakıyoruz. Arıza lambası yanacak mı? Biraz sonra lastik patlar mı? Benzin göstergesi yanlış mı? O kadar uğraşması, yapması gereken şey var ki Avrupa'da antrenör sadece antre etmeye gidiyor. Yani 9'da takım toplansın diyor. Adam zaten 8.30'da gidiyor oraya. Yani tabii oyuncu yani. Da antrenör de toplanıp herkes işini yapıp gidiyor. Bizim antrenörlerimiz çimciyle uğraşıyor, malzemeciyle uğraşıyor, sponsorla uğraşıyor, başkanla uğraşıyor. Ben şunu yaşadım yani. Yardımcılarının parasıyla uğraşıyor. Evet, kirası ödenmeyen personelle uğraşıyor. Elektrik prizi değiştiren antrenörler var abi. Var, var var. Severiz o işte biliyorsun. Ama belki bizimkilerin bedeni bünyesi de kabul etmeyebilir. Her şey yerinde olursa rahat durmazlar yani. Onlar da rahatsız olur. Şimdi bundan mutlaka bir probleme karşı hazırlıklı yaratılmışız biz. Şimdi Delboski Türkiye'ye gelmiş Beşiktaş'a. Kampa gidecek takım. Ondan sonra hocaya geliyorlar, soruyorlarmış. Kampa ne yapalım, nereye gidelim, nasıl yapalım, kaç gün şu bu falan. Hoca demiş ki ya demiş, size bir şey söyleyeceğim. Ben Real Madrid'deyken bana hiç kimse böyle bir şey sormuyordu demiş. Bir ekip var, planlamayı yapar. Hı hı. Ondan sonra onlar bana şu gün gidiyoruz derler, şu gün geliyoruz derler, uçak saatini söylerler, o kadar. Ben hiçbir şeye karışmam ki. Tabii tabii. Ben ilk kez burada görüyorum. Ev vermişler, inanılmaz bir ev, Lebiderya. Demiş, ne ya demiş. Ben de hanım var demiş, iki kişi demiş. Niye bu kadar ev tuttunuz diye. Ya, koskoca ona delmas diye. Lebiderya olmayacak, sadece Lebi olsa yetermiş. Ya evet işte. Orada sistem çok farklı. Şimdi burada tabii birinci soru işareti, evet Falcao kalmak istiyor işte. Kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıyor. Çalışıyorum, ben buradayım, bir yere gittiğim yok. İstanbul'u seviyorum. Ailem, eşim, çocuklarım burada çok mutlu. Aldığım rakam da şu değil mi? 8 milyon aşı. 5 kağıt üzerinde net. Biz 5 diyelim ya. 5 ama artı 3 de var. 5 bonuslarla diyelim biz abi. Peki 5 diyelim. Belki bonuslara erişemeyecek bile adam o yüzden. Peki tamam 5 diyelim. 5 milyon euro
çok da gerçekten ciddi bir rakam. Cagne geliyor. Acaba Cagne kalacak da diyor bir sürü Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız. Sosyal medyadan da okuyoruz. Burada da gazetelerde de. Falcao Cagne ile mi devam eder seneye hoca? Ya da ilk fırsatta bulunduğunda gönderilsin mi? Serdar Falcao, gözünün önüne getirir misin? Dakika 85. Galatasaray Beşiktaş oynuyor. Bir tarafta Cagne, bir tarafta Balotelli. O maç dakika 85 bir de artık tam üst tabii seviyeye gelmiş ikisi de. Mükemmel bir şey çıkabilir yani ortaya. Şimdi tabii Cagney Galatasaray için şunu söyleyebilirim. Böyle o kadar çok beğenmiyorlardı ki, o kadar çok eleştiriyorlardı ki, biz bile eleştirdik. Ama Falcao'nun böyle bir performansı, ki bu Falcao'nun sakatlığıyla ilgili, yani oyuncu kötü, yeteneksiz bir oyuncu değil elbette. Yani sarıldılar, hani denize düşer gibi sarıldılar Cagney'e. Mecazi anlamda söylüyorum. Cagne de bunu hissettirmedi hiçbir zaman Galatasaray'a. Yani ben buranın futbolcusuyum. Orada şu vardı yalnız biraz. Cagne'nin arkası yanı falan öyle Kayseri gibi değildi. Ben yani Trezeguet'si yoktu Cagne'de. Kasımpaşa. Şimdi bak Cagne. Yer gök Cagne yazdı. Getirdin. Kimin önüne koydun? Fegoli ile Belhanda'nın önüne koydun değil mi? Ne oldu? Orada biraz Fegoli Belhanda kendilerine oynadı. Çok fazla onunla pas trafiğine girmedi. Hani Rodriguez'in Gomis'te yaptığını yapmadılar. Şimdi o gitti. Kim geldi? Falcao. Tamam, birkaç maçta yoktu. Ama yine aynı sıkıntılar oldu. Ben Galatasaray'ın olsa forvet almam. Fegüli ile Belhanda tamam atsınlar golleri. Al Fegüli'yi forvete. Belhanda ile zaman zaman dön. Onun da forvet arkası oynat. Onun önüne gelen sıkıntı yaşıyor. Gomis sıkıntıyı niye yaşamadı? Çünkü Gomis'in bir Rodriguez'i vardı. Ya bu iş şeye benziyor aslında. Avukatlık gibi. Yani ortada bir tane cinayet var. O cinayeti işleyen kişiyi savunuyorsan onu içeriden çıkarmak için, içeriye girmesin diye savunuyorsun. Tam karşı tarafın avukatıysan içeriye sokmaya çalışıyorsun. Falcao meselesi bana öyle geliyor. Bazı kişileri dinliyorum. O kadar güzel anlatıyorlar ki, Falcao severler var. Ya diyorum, bu adam çok yararlı Galatasaray'a. Zaten az oynadı. Ortalamasına bir bakıyorsun. Gol ortalaması oynadığı maça göre harika çıkıyor. Bir de Falcao'yu istemeyenler var. Ya diyorsun evime hani sokmam diyorsun. Yani kurtulmak için her türlü şeyi yaparım diyorsun. Bence Falcao'dan kurtulmak istiyorlar. Bu, çok maliyet. Çok. Evet, maliyet, kesinlikle kurtulmak maliyet istiyorlar. Yani sen artık, o 3 hatta milyonu söylemedin. Sene limiti düşebilir sene. Yani Şampiyonlar Ligi geliri yok mu sene? Bence yerine adamı bile kafalarında kurdular. Hazır. Ama bunu bir yere monte edemedikten sonra onu bile dillendirmezler. Şunu da duydum. Galatasaray'da Fatih Terim'in kesinlikle bu transfer sezonunda hiç dışarıya bir kelime, bir bırakın cümleyi veya bir haberi, bir kelime bilgi çıkmasını istemiyor. Aykut, duydun mu böyle bir şey? Çok net duydum. Ben de duydum. O yüzden bize pek bilgi gelmiyor. O zaman biz daha da çalışacağız o zaman. Öyle. Fatih Hoca evet, o şey konusunda hassas. Transferde Hoca ketumdur. Ama hiç olmadığı kadarmış. Tesislerden dışarı haber çıkma konusunda da çok ketumdur. Çok da sinir olur. Galatasaray'da Mario Götze iddiası da var. Bilmiyorum yani, onu da konuşalım bence. Keşke olsa. Ben de her gün duyuyorum bunu. Soruyoruz da Almanya'da tanıdıklarımıza. Öyle bir oyuncu seyretmeyi kim istemez ki? Üzülüyor Mario Götze. Sen onun kırmızısını vermek istemez misin? Şöyle dolu kap dolu. Kap bildirimi. Aykut, yayına girmeden önce Almanya'dan bir Avrupa'da meşhur bir menajer var. Seyfullah İdrisoğlu. Onu aradım. FIFA menajeri. Mario Götze ile de kendisi birebir görüşüyor zaten arkadaşlar. Onun menajeri değil ama. Bu işin olma ihtimali var mı dedim. Yani gerekirse bağlan, anlat, nedir, adamla konuş. Oyuncunun da böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Türkiye'ye gitme ihtimali var. Yalnız yıllık 2,5 milyon eurodan bahsediliyor. Şimdi Falcao gibi bir şeyden dert olarak şu anda dert görüyoruz. Yani bu mali rakamlardan dolayı. Bravo. Mali dertlerden bahsederken ondan kurtulamadığı sürece... Oranın scout departmanı iyi. Genç alıp, yatırım yapıp, bir iki sene sabredip ondan sonra... Başakşehir'de işte, yok mu hiçbir hareket? Şu an için bir Hasan Ali kaldırım alındı. Onlarca ben Başakşehir'de daha çok gidecek oyunculara odaklandım. Evet. Yer gideceklerden tabii bir yer açılıp... İşte gidenler Türkiye piyasasında kalır mı acaba? Yoksa yabancıların çoğu ülkesine mi döner? Mehmet'le sözleşme uzattılar. Opsiyonu kullandılar. Topal. Topal. Mehmet Topal'la. Bir oyuncuyla daha opsiyonu uzattılar. Yani bazı oyuncular opsiyonları uzatıyorlar. Bir de onların, hani ben orayı çözemedim. UEFA'daki durumu, mali kriterler, böyle bir açıklamalar falan oldu. Acaba öyle bir sıkıntıları var mı?
Ben öyle bir sıkıntı olduğunu... Ben de sanmıyorum. Yok ama konuşulan şeyler de biz ne bekliyorduk? Yani ben Başakşehir'le ilgili en yüksek rakamların gelebileceğini düşünüyordum. Genel rakam çok düşük. Onların bir taahhütü varmış. Onu yerine getirmemişler galiba. Ya onunla ilgili bir... Yani bu şey değil. Büyük yaptırım olmayabilir. Yok, büyük yaptırım değil. Uyarı. Yani belki Visca'ya çok iyi bir teklif gelirse, ciddi bir rakam gelirse, belki Visca girebilir. Ama oyuncu şunu da yapabilir. Ama Visca yurt dışı da olabilir yani sadece. Evet. Burada hani kalıp sözleşme bitirin, önümüzdeki sezon bedava çıkın der mi? Başakşehir'le ilişkisi çok iyi bir sıkıntı. Yani ben öyle diyeceğini zannetmiyorum. Hani giderse kulübe kazandırıp da gitmeyi tercih eder. İtalyan kulüpleri Visca ile ilgileniyor. Kulüpleri diyorum. Ya zaten ülken Balkansa, yani bu boşnak olur, Sırp olur. İtalya tercih İlk tercihler ediyor. İtalyan, İtalya'dır yani. Arnavut, çok orada o kökenler, işte Balkanların hepsini, Balkanların hepsini ilk şeyi. Ciddi bir bağlantıları var. İşte Muriç. Evet, Muriç. Hemen almaları. Evet. Net bir gösterge. Elif Elmas, Napoli. Hı-hı. Makedon. Yani orada bir İtalya takımının, hatta iki İtalya takımının böyle bir nabız yokladığını ben duydum. Ama bu kırmızılık da değil. Makedonya'dan da bana, unuttum seninle paylaşmayı bunu. Geçen hafta bir bilgi gelmişti. Fenerbahçe 17 yaşında yeni bir çocuk keşfetmiş orada. Buraya getirmek için uğraşıyorlar şu anda. Yani yeni Elif olabilir yeni mi? Yeni Elif olabilir. Evet, olabilir mi diye. 300 bin euro gibi bir bedel ödeyip bu çocuğu almayı düşünüyorlar. Mesela Elif de değil mi? Ya 300 ya 500 mü? Daha da az. Daha da az. Evet, daha da az. Aziz Beyç Erzurum olabilir. Erzurum'a gidebilir. Fenerbahçe'de Frey de Erzurum'a gidebilir. O da son dakika böyle bir bilgi. Bilgi. Yani bu sene hareket bence çok var. Bence takım sayısı da arttı. Arttı da son günlere daha çok yığılma olacak diye düşünüyorum. Eylül 20 gibi. Şimdi kamplar bir başlasın zaten. Neden bunu da söylüyorum? Çok yeni gelen hoca var. Ve eldeki malzemeyi görmek isteyecekler. Ben de bir göreyim, ben de bir deneyeyim diyecek. Ben de bir oynatayım, hazırlık maçları olur. Antrenmanlarda zaten şeyin anlayabilirler yani, anlamaya başlarlar. O yüzden yeni hoca çok var diye takımların başında. Şey diyorum yani, mesela Sergen yeni hoca değil. Bu senenin değil ama kiralık varsa geleni görmek ister. O yüzden bence yığılmalar son haftalara kalacak. Daha böyle değil mi? Belki de kamplar arasında... Tesis. Son bir hafta zaten orayı sen kıpkırmızı geçirirsin artık. Doğru. Tek doğru. Tek değil, kıpkırmızı. Ekran kıpkırmızı olur. Sürekli ışık yanıp söner değil mi artık? O takım şunu aldı, bu takım bunu aldı. Takas da çok olacak bu sene Serdar. Sen bak, bu konuya hiç değinmedin. Takası ben dedim ya, Ozan Tufan. Hayır, genel bir konuşalım. Yok, takas olacak. Olmalı da. Ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor. Paranın olmadığı ama yerde çare o. TFF'nin o açıklamasını bekleyecekler işte, limit olayına göre. Ya takas zaten geçen sene olması gereken bir şeydi. Nedense taraftar takasa soğuk bakıyor. Ya takas yani, oyuncu zaten kendisi bir değer. Al bak, takas sana söyleyeyim. Wellington, Fatih Aksoy. Olmasaydı Fatih Aksoy 3 milyon euro vermek zorunda kalacaklardı. Pazarlıklarla 2'ye. Mesela. 1 milyon euro'du. Kurtarmış oldu. Ya olarak. Abi yani şöyle düşün. 2 milyon euroyu kurtarmış oluyor. Ama Fatih Aksoy bonservisiyle mi gitti? Daha genç. Tamam, kabul ediyoruz ama hoca ne dedi? Benim bu orta sahada yeteri kadar... Oyuncum var, gelecek olanlar da var. Ama stoperde sıkıntı yaşıyorum. E şimdi Wellington boşta olsa tercih etse Fenerbahçe, Erol Hoca almaz mı? Aykut, federasyonla bilgi mi var? Yok, henüz gelen bir şey yok. Yok mu? Resmi açıklama yapacaklar herhalde konuyla ilgili. Yani takas önemli. Limitlerle ilgili diyorsun. Limitlerle yok ilgili. Henüz net böyle. Yani işte konu belli. Arttırım talebi bir var. Bir de belki de takas konuda... için bu limit... Yanıtını bekliyor olabilirler. Doğru. Olabilir. Olabilir. Şey diyorsun. Wellington Fatih meselesi için biliyorsun. Yok, sadece onun için değil. Genel. Olabilir. Yani baktın limit çıkmadı. Hadi arkadaşlar takasa da alıyoruz. Nihat Özdemir'in işi de çok zor. Evet hakikaten. Çok zor. Sayın Başkan'ın işi gerçekten zor. Yani çok kötü bir dönem onun için. Ama mesela şey konusunu hakikaten takdir etmek gerekirse Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu. Pandemi sürecinden sonra ısrarla Avrupa'da birçok ülke, işte Fransa mesela tescilledi. Mesela biz de oynamamız lazım güzel, dediler. Güzel. Ve oynandı. Sağ salim bitirdik. Güzel, orası güzel ama şimdi 21 takım olayı, ona da bir şey demiyorum. Çok sıkıntı yaşadı alttaki takımlar. Ama yukarıdakiler yaşamadılar mı? Trabzon seyircisi oynadı. Seyircisiz maçlarda kaybetti puanı. Başakşehir zaten alışkın. Yani inşallah şu önümüzdeki Beşiktaş sene evinde maç kaybetti. Taraftarla oynarız da şöyle bir keyfini alırız.
önümüzdeki sene. İyi transferler de olunca. Ben yeni yıla kadar kesinlikle taraftar işinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü baksanıza ya, bu dönemde yükseliyor şeyler düşmüyor abi. Düşmüyor yani, kesinlikle düşmüyor. Biraz vallahi daha bu o arada maskeye ve sosyal mesafeye yazlık önem bölgeler, gösterelim. Yazlık bölgeler pek dikkat etmiyorlar bu konuyu. Yani bu konuyu... Lig Eylül'de başlıyor. Eylül, Ekim, Kasım. Gidişata göre belli olur. Ben yılbaşına kadar, yeni yıla kadar sanki seyircili olacağını zannetmiyorum. Belki bir kısım seyirciyi alabilirler ama bak şunu da söyleyeyim. Bilimin ışığında, bilim kurulunun ışığında, onun vereceği kararlar doğrultusunda, devletin vereceği kararlar doğrultusunda bunlar alınır ama eğer dışarıda bu kadar insan iç içe gördük, Çeşme'de de gördük, Alaçatı'da da gördük, konserler, monserler, bayramda, sahiller falan. Hayır, bu insanlar yan yana gelebiliyorsa statlarda hayli hayli gelir. Arada her tribünü doldurma, her yere alma. 1000 kişi, 2000 kişi alabilirsin. Bu bile Japonya kârdı. Yapıyor mesela. Yaptı. Japonya ligini İngiltere planlıyor. Belarus yapıyor. Belarus yapıyor. İngiltere planlıyor seyircili. İşte 1500 kişi. Serdar yapamayız. Gönlümüz istiyor ama yapamayız. Ya bence yapabiliriz. Ya yine de riske atmayalım çünkü... Çünkü dışarıda çok risk alan oldu. Doğru bir şey söylüyor sevgili Ozan. Hiç bu riske atmayalım. Allah korusun. Hani şey maçını hatırlayın işte... Valencia-Atalanta maçıydı galiba. Ama öyle bir seyirci olmaz tabii abi. Tam hatırlayamayacağım şimdi ama Atalanta maçıydı. Yani vur dedik öldürmeyelim. Orada hakikaten zaten tüm Avrupa'ya yayılışı da o maç diyorlar. Şampiyonlar Ligi maçı. Göztepe'den hiç transfer haberi yok mu sizde? Ben Fabri'yi duyuyorum kalede. Şu anda çok iyi tercih olur. Fabri'yi Beşiktaş düşünmüyor mu? Yok. Yani bir ara düşünmüyordu. Şu an şartlar değişebilir. Göztepe'de sanki biraz transfer işi askıya alındı gibi. Kulübün satışı. Kime satılacak? Bence o süreci bekliyorlar. Şimdi bu çarşamba da Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi var. Sayın Sepil bırakıyor. Tabii biraz orada yani Göztepe'de fotoğrafın netleşmesi için satışın gerçekleşmesi lazım. Ama İlhan Hoca devam ediyor. Belki bu konuda transfer bir şekilde devam ediyordur ama herhangi bir anlaşma yok şu anda basın önünde. Bir resmi imza. Trabzon'da transfer hızlı girdi bildiğim kadarıyla. Nasıl? Yani Trabzon transfer hareketliliği de çok enteresan. Trabzon'da da hareket olacak. Eden Hüften'da... Ben İngiltere'den mutlaka bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Yani böyle... Mutlaka, işe yarar bir şey çıkacak. Golcü anlamında demiyorum da böyle Sörlot gibi bir sürpriz isim yeni sezonu Trabzon'da görebiliriz. Yani golcü anlamında demiyorum. Çünkü Sörlot'un kimse böyle bir performans beklemiyordu. Ben hani... Hiç kimse. Forvet yedeklemesi hamlesi olarak düşünmüştüm. Öyle isimleri çok uğraşmışlar. Bir de dediniz de yeni teknik direktör... Farklı scout özelliği olan, oyuncu havuzu geniş olan bir. Çevresi de çok geniş diye evet. Duyumlar geliyor de Newton için. İyi biraz doğru tercih gibi çalışıyor. Duruyor. Newton? Evet. Başarıya aç. Bak bu sene mesela başarıya aç. Böyle hani eskilerin tabiriyle çimi ısıran, futbol topunu yiyen antrenörlerle yola çıkıyor takımlar. Trabzon, Newton. Gençler Birliği Nobre. Nobre, bravo. Evet onu çok merak ediyorum. Atay, ediyor, Ömer Erdoğan. Alanya. Alanya, bravo. Çağdaş Atan. Ve Alanya hoca tercihlerinde isabet oranı yüksektir. Yüksek. Biliyoruz. Doğru. Yani böyle bir hakikaten çimi ısıran, topu ısıran antrenörler. Yalnız ben kendini geliştiren antrenörler. Hep eskiden matematik dersinde veya yani normal testlerin hepsinde bir cevap anahtarı vardı. Böyle bilgisayar sistemi yoktu. Onlar cevap anahtarları böyle delik delikti. Üzerine koyardık. Hani bu evet. Doğru mu işaretlemiş evet. Şey mi? Şunu soruyorum ben sağlamasını yapmak için işin antrenörlere. Mesela Gençler Birliği. A şey olsa Nobre'yi alır mısın? Alanya. A şey olsa kendi mülkün yani malın olsa alır mısın? Yani bazen bazı şeyler kötü anlamda söylemiyorum. Burada bir kurnazlık veya fesatlık yapıyorlar demiyorum. Kesinlikle ya böyle bir şey. Şirket olsan. Şirket olsan bu adamı mı alırsın? Bana birisini soruyorlar mesela şimdi. Serdar Sarıda iyi gazeteci mi? İyi gazeteci. Ya da Aykut evet iyi gazeteci diyorsa. Aykut benim bir gazetem, senin bir gazeten olsa... A gazetesi senin. Serdar'ı alır mısın? Tereddüt etmeden alırım diyorsa benim gözümde tamam. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler tesadüfen olmuş gibi. Planlanmadan olmuş gibi. Doğaçlama Nobre, gidiyor. Doğaçlama gidiyor. Bravo. En güzel laf, kelime oydu aslında. Nobre mükemmel bir insan. Süper bir futbol geçmişi var. Tam bir profesyonel. Antrenmandan 2 saat, 3 saat önce gelir. Kramponlarını bile kendi temizler. Ben bunları gözümle gördüm. Ama bugün için ben Gençler Birliği'ne Nobre'yi vermezdim. Belki bir 3-5 yıl yetişmesi, pişmesi lazım.
Çünkü adamın önünü de kapatırsın. Bu tarz bir teslim ediyorsun. Başarısız olursa ilk baştan gidecek yani. Anlatabildim mi? Evet. Ama işte çok önemli bir riski alıyorlar. Dediğin doğru. Bahane olarak sordun mu sebep olarak niçin böyle bir şey yaptığını? Para. Yani örnek veriyorum, mark olmuş ligimizde antrenörler var. Yani bir 20 yıldan beri çalışan hocalar var. Ya telefon açıyorum diyor. 1,5 milyon dolar diyor. 1,5 milyon, hani 10 milyon TL yapar. Ya da 5 milyon TL olsun. Ben örnek veriyorum, Nobre'yi diyor 1 milyon TL'ye aldım. Ama kaybedeceklerini düşün. 3 puanın bu seneki bedeli ne olacak Serdar? Çok 3 puan kazandığında. Tabii. Yani neredeyse 5 milyon TL olacak ya. Geçen yıl evet, 3 milyondu. Evet. Ya da aynı para kalsın. Düşmeyeceği kesin. Yani 90 dakika değil mi süresinde. Parayı alacak zaten. Şimdi o ne biliyor musun? Ben 1 milyon TL verdim Nobre'ye. Evet. Lig başladı. Son 4-5 hafta. Dakika, son 1 4-5 dakika. Hafta. Götürüyorsa devam. Hı-hı. Götürmüyorsa değiştiririm. Giderim işte 3 milyonluk bir adam olurum. Gene aynı paraya gelecek. Aynı. Şimdi aynı. Bunu deniyor. Hı-hı. Nasıl önümde şey var. Amaçları şampiyonluk olmayan takımlarda bu denenebilir. Bu risk alınabilir. Bir hakikaten çok para istiyor bazı hocalarda. Çok para. Sonra ben onun tazminatıyla uğraşıyorum. Sonra ben onun sıkıntılarını yaşıyorum ki yaşanmışlığı da vardır. Burada tabii riski bu nedenle alıyorlar ama kendi şirketi olsa belki de bu riski almayabilirler. Ya yani herkes şunu bekliyor Aykut ya. Herkes çok doğru yaptınız. Son en iyisi sizsiniz. Böyle değil ama yani bu bir şeyin gerçeği var. Madalyonun bir diğer yüzü. Gerçek yüzü var bir de. Gerçek evet. Yüzü dışarıda görünen yüzünün dışında gerçek yüzü var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ozan Zeybek, ağzınıza sağlık. Teşekkürler sevgili Serdar Sarıdağ. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın.